Baklava yufkasından bir çıtır börek yapacağız. Bir paket baklavalık yufkamız var. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, iki adet yumurta ve tuz. Sosu gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Dün yaptığım börek tarifinin sosu çok sorulmuş. Ben bu sabah çocukların kulaklarını çektim. Nermin Nefes Mutfağı'nda paylaştılar. Dün yaptığım böreğin sosunu paylaştı mı çocuğu? Tamam, aferin. Benim izleyicilerimi ihmal etme Aytaç. Tamam, okul işlerin olabilir ama benim izleyicilerimi ihmal etme. Bak, bana yazıyorlar. Ayran içip ayrı düşmeyelim kardeşim. Tamam. Göçmen olduğu için kıyamıyorum da. İç harcayı için 3-4 adet haşlanmış patates, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates, salçası, 1 tutam maydanoz, pul biber, karabiber, kuru nane, tuz ve susam, çörek otundan oluşan yine bir malzeme listemiz var. Serpil hemen soğanları doğramaya başladı. Ben de sosu çırpacağım. Oyunu bozmayacağız. Kurallarına göre oynayacağız. Oyun bozan şarkısı için hem sevgili Kemal Başbuğ ve değerli aranjörüm Sezgin Gezgin'e çok teşekkür ederim. Gerçekten emeğinize sağlık. Harika olmuş efendim. Biz de burada soğan ve salçamızı kavurduk. Ne güzel mis gibi kokular gelmeye başladı. Patatesimizi önden hazırlamıştık. Şöyle gelmez muhtemelen. Bunu. Şimdi bu bezleri kim sıkıyor Serpil? Gücü olmayan bir kardeşimiz sıkıyor herhalde. Evet. Şimdi Serpil getir o bezi, ben göstereceğim. Ya göster misin? Yok, göstereyim göstereyim. Yani bir de bir ara sıktım yani burada bezi. Şimdi bak. Ya. Bez sıkılmamış yani. Mümkünatı yok. Bunda da aynı. Bak. Bak. Benim annem böyle bezi sıkınca Rabia. Şimdi. Benim... Bak. 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 Bu benim üstüme geliyor. Bak. Bak. Bu bir. Bak. Bunu da sıktı bir Rabia. Bir tutam Rabia'dan bu kadar zaten. Bir tutam neydi sayfanın ismi? Bir tutam şef, takip edin. Bak, çok güzel bez sıkıyor. Bak, bak Allah aşkına bak. Kız bu ne? Yarım kova su bırakmışsın burada. Unutmuş ablası. Tamam, çamaşır suyla yıkamışsın, mis gibi kokuyor. Tamam, vallahi bildiğim mis gibi çamaşır suyu kokuyor ama bu ne kızım? Ama benim Serpil bunu böyle sıkmaz. Elbisem dokundu su. Neyse, öğreteceğim. Tutam. Yok, biliyor da. Şef, bir tutam şef, takip edin. Hadi bu kıyamı da unutma tutam. Bak tutam. Sen anladın. Tamam, böreğe geçelim. Reklam arasında da yaparız böreğimizi. Vallahi ellerim çamaşır suyu koktu sizin yüzünden. Mis, hijyenik, tertemiz vallahi. Nermin Enfes'in sabah çamaşırları yıkadık aslında vallahi geldik. Şimdi efendim ne yaptık? Hemen hızlıca anlatıyorum. Soğanı salçayla güzelce kavurduk. Patatesi önden haşlamıştık. Kolaylık olsun diye nanemizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Pul biberimizi ekliyoruz. Karabiberimizi ekliyoruz. Tuzu şöyle, patates tuzu sever. Birazcık. Bu katma. Haşlıyorken biraz attım. Sana da söyledin artık, yapacak bir şey yok. Oruçağız bu kadar oluyor. Ya hayır, çok atmadan da böyle eser miktarda patates haşlıyorken attım. Eser miktarda attıysan bizim yüksel eser kadar olduysa yeterli olmuştur. Çok güzel artık. Şaka. Bugün harika şakalar yapıyorum yalnız. Bugün... Kim inanır? Ben devralayım mı? Bak işte, ben bak. Murat Bey dayanamadı. Ben girdi. Severim. Kim inanır? Kadir inanır dedi. Kadar harika bir şaka yüksel eser. Tamam, size burayı bırakıyorum hocam. Ben gidiyorum şekillendirmeye. Tabii en son şakşukayı öyle güzel yaptı ki burada bir konuğumuz vardı yani. Ha. Yemekçi konuğumuz. Onu bile kıskandırdı yani. Öyle güzel yaptı. Biraz sonra Murat Bey'in şarkısı. El becerikli. Adam beceriyor. Şarkı tabii. Da okuyor, yemek de yapıyor. Seviyorum ben bu. Kariyer de yapıyor. Bu işleri seviyorum. Biraz sonra tatlıyı harikasın. Sizin tatlıyı şey... size yaptıralım Murat Bey. O tatlı şey sizden geldi zaten. Bu arada ben Aydın'dan size zeytin. Ya söylediler. Getirdim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aydın zahmet zeytini olmuş. Meşhur. İncirde işte. Bir fırça yedim ama. Yani incir zamanı Serpil Hanım'a. Ağustos, Eylül'de taze taze çıktığında Serpil, ben Aydın'dan getireceğim. Tamam. Geçen sene gönderecektin annemi, evet. Göndermedi. Bu arada annem de bizi izliyor. Öyle mi? Annemize kucak dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İsim neydi? Gönül Hanım. Gönül teyzeciğim, ellerinizden öpüyoruz efendim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yine Murat Bey'i mutfağa soktuk. Bir güzel sesiyle şarkı, bir de yemek istiyoruz. Bakın yapıyor adam da yani. Hiç itiraz etmiyor. Vallahi süpersiniz. Hepsini bu anneyle alakalı ama anne demek ki... O da çok güzel yemek yetiştirmiş yapıyor. Yetiştirmiş sizi yani efendim. O da yani çok güzel bir yemek çocuk yapıyor. Annenin eseridir yani. Aynen öyle. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? Var mı yeni bir şeyler böyle
Yeni güzel projeler var mı? Özledik sizi, gözükmüyorsunuz. Ara ara programımıza uğrayınız efendim. Ege'de şey yaptık ya, Didim taraflarında yeni bir şarkı, bir klip yaptık zaten, attık. Evet. Bütün sosyal medya mecralarında var. Şimdi yeni şarkı için hazırlıklar başladı. Azerbaycan'dan çok güzel bir şarkı aldık. Oradaki bir arkadaşımızla. İnşallah çok yakın zamanda onu da süreceğiz. Evet. Fakat sahneler biraz yoğun. Üç kat yufkayı koyacağız bu arada. Bir hızlıca bunu yapayım, hemen reklam arasına gidelim. Sonraki süremiz uzun. Serpil ayıramadın mı? Bu yapışmış yani, bu. Serpil, ben seni akşam iftara götürdüm aşko. Ama yani, keyfin yerine gelsin. Yok çok şükür Allah'a, iyiyim iyiyim. İyi mi? Tamam. Arada bir yapalım öyle şeyler Serpil. Ay yapalım, çok güzel. Güzel, beğendin vallahi mi kebap, iyi mi? Yedin mi aşkım? Güzeldi. Ben sevmiyorum. Asitli içecek içtin mi? Yok, onu içirtmedin ki. Ayıramadı, beceremedi yani, ne yapayım, yükselesel ben dedim yani. Tamam, bitti. Üçüncüyü koydum. Murat Bey de içliği hazırladı ve reklama gidiyoruz. Tamam. Hemen bir bıçak alayım Serpil. Patatesli harcı da alalım. Bunu reklam arasında biz yapalım. Vallahi süper yaptınız. Şu an gözüm orada. Alalım hemen. Kaşıkla Serpil kök. Bu iş tamamdır. Eliniz emeğinize sağlık. Vallahi mis gibi oldu. Al. Bu arada çok sevdiğim dostlarım izliyor. Öyle mi? İzleyenler var. Hollanda'dan. Oo ne güzel. Almanya'dan Ergül Hanım var. İzliyorlar bizi. Almanya'dan Ergül Hanım'a sevgiler gönderiyorum. Aleykümselam. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Fatih Altınok, Fatih Canbaz, Berk Yıldırım. Bütün Taner olsun, bütün arkadaşlarıma ve Murat Yergezen'e. Herkese buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Efendim bakın, böyle sardık sıkı sıkı ve dört parmak, beş parmak gelinişliğinde doğradık. Şimdi hepsini bunları tepsiye diziyoruz. Evet efendim, böreklerimizi sardık, dilimledik ve üzerine kalan sosu güzelce gezdirdik. Çıtır çıtır kıvamında muhteşem bir lezzet hazırladık. Önceden ısıtılmış 170-180 dereceye getiriyorum hatta. Fanla, alt üst değil, fanla ayarda pişiriyoruz güzelce. Harika ötesi. Yani böreklere bak. Olmuş mu bak? Ben o börek bak, çok annesi, güzel bak olacak dedim. Sarıyer böreği yapıyoruz dedim. Kameranın böyle bir şey dumanlı, dumanı. Hay. Bir dakika içinde alıyorum. Tabii, herkese paket servis yapacağım bugün. Ha iyi, ne güzel. Serpil anladılar bence. Bence de anlamıştır. Eyvah eyvah, yukarıdan rejiden bir yandan yüksel eyvah çekiyor, bir yandan şuko eyvah çekiyor. Nerede? Börekler mis gibi koktu ama bize koktu. Buradakilere paket yapacağım. Bakar mısın altına? Bugün kapalıyız. Lütfen çok kapıya kapalıyız yazar mısınız? Güzel pişir. Bazıları için. Çıtır böreklerimizi de iftara yakın pişirin ki çıtır çıtır yiyesiniz. Ya da savurluk yaptıysanız savura yakın pişirin. Şu an lezzeti harika. Hemen ekmekleri alalım Serpil. Patatesin içindeki malzemeler de çok iyiydi. Değil mi? Patatesli böreğin içindeki. Valla yumuşacık. Biliyorum şu anda mükemmel gözüküyorlar. Kesinlikle. Tam böyle iştah kabartıcı bir görüntüsü var. Sıcak. Dur. Sıcak eritebilir miyim? Yok yok, erimez o. Tost mu? Tost mu? Değil, tost değil. Söylemeyiz, sürpriz. Allah sürpriz Allah. Bir, bekleyin. Sürpriz bir güzellik yapacağım. Bugün neler yaptık? Şöyle kısaca bir özetleyelim efendim. Çıtır patatesli bir börek hazırladık ve bu çıtır böreği şipşak yaptık. Murat Bey iç harcını hazırlayana kadar biz yufkaları sardık, toparladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.